Abi bir şey söyleyeceğim. Benim 40 TL'm var, 30 da AYT'm var. Sence 5K yapar mıyım? Yapamazsın. Niye abi? Yok abi, olmaz. Abi ben 30 yapıyorum TYT'den ama 105'e çıkarmak istiyorum. Olmaz mı? Olmaz. Abi senin bir bildiğin var galiba. Niye böyle? Yok abi, olmaz. Yapamayacakmışız. Yapamıyorum. Ne yapalım yani? Ne yapalım böyle? İyi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle hepinizin sürekli sorduğu videoların altına milyonlarca yorum yazdığınız. Çok fazla yorum yazdığınız bir konuya geliyoruz. Evet. Bu konuda hakkında artık bir noktayı koyalım. Bir daha böyle bir soru sormayın bize. Bizim sormayın artık. Bizim fikrimizi, görüşlerimizi anlayın bu sorular hakkında. Evet abi, ben şimdi sana ne diyeyim? Ben sana ne diyebilirim? Sen bana soruyorsun böyle. 50 net yapıyorum, 40 net yapıyorum. Ne diyeyim ben tamam, sana? Tamam Volkan, tamam. 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 Yani ne kadar bu sorular hakkındaki fikrimizi anladınız artık. Abi, senin kaç net yaptığın veya kaça çıkacağın seninle alakalı. Soruyorsun olur mu olmaz mı diye. Olur desen ne değişecek, olmaz desen ne değişecek? Ya arkadaşlar, bize sürekli soruyorsunuz bu soruları. Ya bak, sen yapabilirsin, her şeyi yapabilirsin. Bak, biz en başta ne yapıyorduk? 20 net Türkçe yapıyorduk efendim. Mert kaç net yapıyordu? 20 net matematik yapıyordu. Saçma sapan netler yapıyordu. Yaptık ama. Bak, biz yapabiliyoruz. Sen niye yapamıyorsun? Biz en mükemmel örnek de değiliz yani. Belki sen en mükemmel örnek olacaksın. Senden de iyisi olur. Ve herkes yapabilir bunu. Gerçekten yapabilirsin. Son sene her şeyi yapabilirsin. Biz ama bunu sormanın bir anlamı yok. Sen bize bunu sorma. Bize bu sorunca biz neyiz biz oğlum? Şey miyiz? Alim miyiz? Biz ne diyeceğiz? ÖSYM'nin şeyimiz, çocuğu muyuz? Başkanın çocuğu. Daha gerçekçi konuşalım. Tamam, Volkan biraz yükseldi. Sen inanmıyorsan hiçbir türlü başaramayacaksın. İnandığında başarma şansın olacak en azından. Yani bunu düşünmen lazım. Yani arkadaşlar, bize bu soruda sormanızın bir anlamı yok. Ne biz ÖSYM'nin çocuğuyuz, ne de biz bir işte yakınlıyız. Biz hiçbir şey bilemeyiz yani. Sizin biz geleceğinizi bilemeyiz. Biz bir astroloji falan da bilmiyoruz yani. İleride bilmiyoruz, tamam mı? Bize bunu sormayın. Biz bilemeyiz ileriyi. Hadi bizim sınav senemizden de örnek verelim. Bu sorular bizim arkamızdan geçiyor bir ileride. Geçiyordu da abi, ama başkasına sormuyordum ben yani. Ben bunu yakınıma, arkadaşıma sormuyordum hocama, yapabilir miyim ben bunu diye. Çünkü direkt bana bağlı bir şey. Yani bak, düşünsene bak şimdi. Ben yanımda Sarako var. Biz sınıftayız, böyle konuşuyoruz. Kanka, bir şey soracağım. Ben 60 net yapıyorum TYT'de, AYT'de 40 net yapıyorum. Sence kanka ben girer miyim? Hayır, giremezsin. Ben önüne geçeceğim seni. Giremezsin. Al bak. Al. Yapamadım mesela. Al. Ben yapamadım. Şu an bütün moralim bozuldu. Al bak, bize bunu sorunca biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ya olur olmaz. Hani ikisinden ne diyeyim ki ben şimdi sana? Ne diyeyim? Ya netleri soruyorsunuz böyle, bu nete burası gelir mi ya da bunu yapar mıyım diye. Aynısını çalışma süresi için de soruyorsunuz. Bir örnek ver mesela. İşte ben abi 6 saat çalışıyorum, ben 5K yapar mıyım? Yapamazsın abi. Tamam, yapamam. Yapamazsın, bitti bu kadar. Tamam. Aynı şey bunun içine geçerli. Daha uzatmayalım biz lafı. Siz ne yapacağınızı anladınız. Bu soruları sormak yerine abi otur masaya, çalış, sonucunu gör. Bize de ki abi ben bunu başardım, bu kadar. Aynen. Biz senin başarılarını bekliyoruz kardeşim. Ama sen bize gelip bunları sor. Tamam mı? Hadi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.